Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da, pazar yerinde meyve sebze satan esnaflar da pazardaki fiyatlardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar fiyatların çok pahalı olduğunu ve bütçelerinin yetmediğini söyledi. Vallahi ateş pahası kardeşim ya. Bir mantar alıyorsun, değil 80-90 lira. Domates olmuş 30 lira. Biber olmuş 60 lira. Daha ne bulalım biz? Kaç lirayla pazara geldiniz? Vallahi 400 lirayla bir de 50 lira da cümle ayrı eylediydim. Onu da harcadık. Şu anda 450 lira gördüğün gibi bir şey almadık yani. Çok pahalı yani. Çok pahalı aslında. Şu an için ortalama gibi duruyor. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Yaklaşık 200-250 gibi. Yeterli oldu mu peki? Şu an için tüketmek üzere. Pazarda fiyatlar nasıl? Vallahi pahalı bacım. 60 lira biberim, 50 lira biberim olur ya. Sizin bunun sebebi ne? Bilmiyor ki. Biz de bilsek zaten sebebin ne olduğunu. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Bütçede bir şey yok. Maaş günü yatmadı da. Biraz pahalı. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? 500 liraya geldik ya daha biz alışveriş yapmadık. İşte biraz pahalı. Valla pazarda fiyat uçuk. Ne kadar bütçeyle geldiniz? 300 lira. 300 de para olsun yine bitiyor buradan oraya çıkana kadar. Kışlık ne yiyin işte meyve zekse, domates, salatalı, elma, portakal anlar. Bütçeniz yetecek mi peki bugünkü pazar alışverişi? Gitmiyor işte zorlaşıyor. Vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Fiyatlar nasıl size göre? Siz esnafsınız. Pazar olarak değil de gerçekten biz de yıpranıyoruz. Gerçekten yani bir pazar olarak değil pazarlar yani bu sene gerçekten meyve sebze her şey ucuz. Ucuz olan hiçbir şey yok ablacığım. Dürüst konuşalım yani. Şimdi marketlere kısmeten bakarak yine bizimki ucuz ama gerçekten de sebze pahalı. Sebze de pahalı, meyve de pahalı. Yani al, ya para pul ya. Çok yani... Bunun sebebi nedir peki sizce? Ya bunun sebebi biraz daha üretimci olacağız. Kendimiz üreteceğiz. Şimdi zeytini diyor, zeytini konuşuyor. 15 lira, nar 15. Zeytini konuşuyor adam, zeytin ihracat yapılıyor. Dolar lazım. Dolar lazım olduğu için ihracat dışarıya verildiği için buraya zeytinyağı ne oluyor? Çok yüksek oluyor. Hava şartları da fiyatları etkiledi mi? Hava şartlar tabii. Kış mevsim biraz şeyler. Tabii camekendi yetiştiriyorlar. Ekserit bu şeyleri. Camekendi yetiştiriyorlar. Bak çileğe ben 50 liraya satıyorum. Muz 25 lira. Ondan sonra nar 15 lira. Yani pazarda gerçekten kısmeten ucuz da. Vatandaşa bir zemsenin bitmiyor ki iş. Adam çocuk okuluyor, arabası var, telefonu var, ev kirası var. Yani bir burnuna bitse zemsenin bitmiyor. Vatandaşa da hangi birine yetiştirdik kardeşim? Kolay değil şimdi eski gibi değil. Eskiden geçip kolay da ama şimdi zorlaştı. Çoluğa çocuğa bir endiremiyor vatandaş. Yani bunun için zor yani. Zor. Gerçekten zor. Vallahi bir şey almadık ki en ucuz mandalya. Başka bir şey yok. Ne kadar bütçeyle pazara geldi? Ben almadım. Hiçbir şey almadım. Alsam sana 500 lira etmiyor bunu. Pazarda fiyatları nasıl buldunuz? Pahalı. Peki sizce bu pahalılığın sebebi nedir? Vallahi ekonomik durumlar ne olacak? Hepsi pahalı. Yetiştirici, üretici hepsini pahalıya mal ediyor. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? 1 lirayla geldim. Yeterli oldu mu? Hepsini alırsam yetmez. Pazarda fiyatları nasıl buldunuz? Vallahi kızım normal bir öyle pahalı da değil ama bize göre pahalı, emekliye göre de pahalı. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Vallahi ben alışverişe gelmedim. Şöyle geziyorum. Namazı kılacağım, gideceğim kızım. Alışveriş yok. Yengen olmadığı için bakıp gidiyorum. Pazarda fiyatları nasıl buldunuz? Pahalı buldum ben. Neden peki? Sizce bu pahalılığın sebebi nedir? Vallahi bu pahalılığın nefis azgınlığı. Başka bir şey yok değil yani. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Ben 300 bin lirayla geldim. Hiçbir şey almadan işte gidiyorum yani. Listenizin hepsini 300 lira karşılar mı? Maalesef karşılamıyor yani.